Merhabalar, 4. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılıya hazırlık 2. videoda yine birlikteyiz. Okunuşları verilen sayılar rakamlarla yazınız diyor. 5057, binler bölüğünde 5000 var. Birler bölüğünde ise yüzlük olmadığı için 0 yazıyoruz. 57'yi yazdık. 82.000 hemen binler bölüğünde 82.000'i yazdık. 613, 613. 3 yazdık. 273 bin binler bölüğü, 600 onluk ve birlikte olmadığı için 0 600 800 2000 hemen 800 2000 311 311 arkadaşlar bakın 10 binler bölüğünde olmadığı için 0 yazıyoruz 52 bin hemen binler bölüğüne 52 bin 312 312 yazdık. Diğer soruya devam edelim. Aşağıda verilen en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlama yapıyoruz. En yakın onluğa dediği zaman birler basamağına bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyükse yukarıya tamamlıyoruz. Hemen tamamlayalım. 7930 yüzlüğe tamamlamada ise neye bakıyoruz? Onlar basamağıyla birler basamağına. 26 50'den büyük 50'den büyükse yukarıya yuvarlıyoruz. 50'den küçükse aşağıya yuvarlıyoruz. O halde ne olur? 7900. Neden 7900? 26 50'den küçük olduğu için. İkinci ile devam edelim. Onluğa yuvarlamada birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı 4. O halde 15'ten küçük. Nereye yuvarlıyoruz? Aşağıya. 6340. Yüzler basamağına yuvarlamak için Son iki basamağa bakıyoruz. 44, 50'den küçük olduğu için aşağıya yuvarlıyoruz. Yani 6300. Bakıyoruz. Birler basamağına 9, 5'ten büyük ise yukarıya yuvarlıyoruz. 3210. Yüzler basamağına yuvarlamak için son ikisine bakıyoruz. 50'den küçük olduğu için aşağıya yani 3200. Hemen bakalım. Birler basamağı ondan büyük. Yukarıya yuvarlayalım. 9000. Yukarıya yuvarladığımız için ne olacaktır? 9900 olacaktır. Son iki basamağına baktığımızda 99 da büyük olduğu için yine yukarıya basıyoruz. 9900 olacaktır. Bunun hem onlar basamağına yuvarlanışı hem yüzler basamağına yuvarlanışı aynı sayıdır. Devam edelim. Okunuşlarını yazınız. Arkadaşlar okunuş yazarken önce binler bölüğünde ne var? 4000 var. Hemen 4 4 bin 718 7 100 10 8 Binler bölüğüne baktım. Kaç? 56 bin 50 6 bin Birler bölüğüne baktım. 830 8 100 30 Hemen binler bölüğüne bakıyorum. 908.000 bin. 9 100 8 1000 Birler bölüğüne baktığım zaman 103 Binler bölüğüne bakıyorum 601.000 bin 6 100 1 Bin. Birler bölüğünde sadece 8 var. O halde ne yazıyorum? 8. Binler bölüğüne bakıyorum. 2 100 10 3 1000 bu binler bölüğü. Birler bölüğüne baktığım zaman 470. 4 100 Arkadaşlar 2 4 5 ve 9 rakamlarını birer kez kullanarak yüzler basamağı 9 olan şimdi arkadaşlar 4 basamaklıysa şöyle 4 basamak çizelim. 1 2 3 4 basamak çizelim. Diyor ki yüzler basamağı 9 olacakmış. Hemen yüzler basamağına 9'u yazalım. 4 basamaklı en büyük doğal sayıyı yazınız. En büyük diyorsa arkadaşlar ne olacak? En büyük rakamı en başa yazıyoruz. Kalan en büyük rakam 5 Sonra 4, sonra 2. Onlar basamağı 2 olan, yine 4 basamaklı olduğu için 4 tane basamak yapıyorum. Onlar basamağı 2 olan hemen onlar basamağına 2 yazıyorum. En küçük dediği için en küçük dediği için en küçük sayı en başa yazacağım. Kalanlarda en küçük ne kaldı? 4, 5. Burada 9 kaldı. 4529 olur. Aşağıda doğal sayının basamak adları, sayı değerleri ve basamak değerlerini yazalım. Basamağın adı. Arkadaşlar birler basamağı birler basamağı kısaltıyorum. Basamak değeri, sayı değeri aynıdır. 7 7. Onlar basamağı. Onlar basamağının basamak değeri 3 olduğu için 30, sayı değeri ise kendisidir 3. Yüzler basamağı 9 varsa yüzler basamağında 9 çarpı 100 900 sayı değeri ise 9. Bakıyoruz binler basamağında ne var? İsmini yazarım. Binler basamağı. 4 var. O halde 4000 sayı değeri kendisi. 10 binler basamağı. 10 binler basamağında 0, 0 basamak ve sayı değeri aynı. 0 olduğu için 100 binler basamağına bakalım. 100 binler basamağı kaç var? 5. O halde bin sayı değeri ne olur? 5. Devam edelim. Sayı dizilişlerini inceleyelim. Sayılar arasındaki ilişkiyi bulalım. Sonra gelecek olan 3 sayıyı ve kuralı yazalım. Arkadaşlar kurala bakıyoruz. 20'den 21 sonra 25. 1 azalmış, 5 artmış. 1 azalmış, 5 artmış. Kuralımız ne? Eksi 1 azalan artı 5 artan örüntü. O halde 1 azalmış, 5 artmış. 1 azalmış, 5 artmış. Şimdi ne olacak? 1 azalacak. Yani 28. Sonra 5 artacak. 28, 5 daha. 33. Sonra biz 1 azalacak. 30. 2. Diğerine bakalım kuralı bulalım ilk önce 500, 550 540 Ne olmuş 10 azalmış Sonra ne olmuş 100 artmış 540'tan 640 olmuşsa 100 artmış Kuralımız ne olacak Eksi 10 azalan Artı 100 Artan örüntü Hemen yapalım Arkadaşlar 100 artmış, sonra 10 azalmış, 100 artmış, 10 azalacak, 720, 100 artacak, 820, 10 azalacak, 810. Aşağıdaki karışık verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak yapalım. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda binler bölüğüne bakıyoruz. Binler bölüğünde en büyük olan hangisi? 524.510. Bakın burada 52, 51, 52, 51 ama burada 524.000. O halde en büyük sayı ne olur? 524.510. Büyüktür. Biz bir sonraki ne olacak? Şimdi 52.000, 51.000, 52.000, 51.000. Şun ikisi arasında bakacağız. Baktığımızda hangisi daha büyük? Bu 492, bu 429. 492 daha büyük. 52492 büyüktür sonra 52429 büyüktür Sonra şu ikisinin arasına bakarsak bu 5 51501 bu 499 bu 501 daha büyüktür 51501 büyüktür 51490. 9 olur aşağıda karışık verilen sayıları küçükten büyüğe doğru küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak yapalım baktığımızda arkadaşlar yine binler bölüne bakıyoruz. 83 bin 118 bin 83 bin, 120 bin, 84 bin. baktığımızda en küçük hangisi 83.000 O halde en küçük 83 bin. 580 küçüktür sonra hangisi gelecek 83577 83 bin, 577. 83 bin. 577 küçüktür. Sonra 84.000 84.050 küçüktür. Baktığımızda 120.000, 118.000, 118.000 daha küçük. 118.626 küçüktür. 120.000 41. Arkadaşlar sıralamalarda hemen binler bölüğüne bakarak sıralıyoruz. Çözümlenmiş biçimle verilen doğal sayılar rakamlarla yazalım. Arkadaşlar 500 binlik o halde 500 binler basamağında 5. 3 binlik 10 binlik var mı yok o halde 0 koyuyoruz. 3 binlik olmayan yerine 0 koyuyoruz. 3 binlikse hemen 3 bini yazıyoruz. Yüzler basamağında 2. Onlar basamağında 5 onluk. Birler basamağında 8 birlik. 3 10 binlik. 3 tane 10 binlik. 1 tane binlik. 3 tane yüzlük. 4 tane onluk. Birlik olmadığı için ne yazıyoruz? 0 yazıyoruz. Verilen yüzler ve binler saymaları ya tamamlayalım. Arkadaşlar 7400, 7500 ne olacak? 7600, 7700, 7000 800, 7900 ne olur? 8000 olur arkadaşlar. Bu da ne olacak? 8100. Yüzer yüzer artmış. Hemen 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 ve 8000 şeklinde biner biner saydık. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz. 5 basamaklı en büyük doğal sayı 99.999'dur. Doğru arkadaşlar. Bakın 3 5 basamaklı en büyük sayı budur. Eksilen eksi çıkan eşittir fark. Toplama işlemi ile ilgilidir. Yanlış arkadaşlar. Bu çıkarma işlemiyle ilgilidir. 123.456 sayısında 123 birler bölüğündedir. Hayır binler bölüğündedir. Yanlış arkadaşlar. 394.637 sayısında 4 rakamı binler basamağındadır. Bakalım arkadaşlar. 4 binler basamağında doğru. Komşudan onluk alma çıkarma işleminde ilgilidir. Evet arkadaşlar. Çıkarma işlemi de komşudan onluk alır. Çıkarabilmek için bu da doğrudur arkadaşlar. Aşağıdaki basamak değerleri verilen sayıyı yazalım. Arkadaşlar bakıyoruz 6 basamaklı bir sayı. 6 basamaklı sayının en başta 100 binler basamağı kaçmış? 5. Sonra 10 binler basamağı binler. 10 binler basamağına bakıyorum. 0. Sonra binler basamağına bakıyorum. Binler basamağı 9. Sonra yüzler basamağına bakıyorum. 4 onlar basamağına bakıyorum. 3 birler basamağına bakıyorum. Birler nerede? 7. Sayıyı yazarken yüz binler basamağından başlarsak daha kolay yazarız arkadaşlar. Aşağıdaki işlemleri zihinden toplama işlemin tekniğine göre yapalım. Arkadaşlar zihinden toplamada ne yapıyorduk? Bu yüzler bu yüzlerle kafadan 4 3 daha 7. Yani 2735 kalanı arkasına ekliyorduk. Hemen yine yapalım. Arkadaşlar yüzler yüzler kafadan topluyoruz. 6 3 daha 9. Kalanlar 6900 bu kalanı arkasına ekliyoruz. 58. Çözümlenmiş hali 400 binlik 2 10 binlik 300'lük 2 onluk 9 birlikten. Arkadaşlar 400 binlikse 2 10 binlikse binlik yok. 420 bin 329. Cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Binler olmadığı için 0. Bakın bu 400 bin değil. 42 bin değil. 432 bin değil. 400 2 tane 10 binlik olacağı için bu da değil. Örüntüsü devam ettirilecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım arkadaşlar. 15. soru 51 56 kaç artmış artı 5 ne olmuş eksi 2 artı 5 eksi 2 artı 5 olacak arkadaşlar 57 5 daha ne yapar 62 olur. Yani cevabımız A şıkkı 867.956 sayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. 10 binler basamağında 6 vardır. Bakalım arkadaşlar 10 binler basamağında artı bu doğru. Binler bölüğünde 867 bin. Binler bölüğünde 867 bin doğru. 5 basamaklı bir sayıdır. Hayır 6 basamaklı bakın. 3, 6 basamaklı bir sayıdır. 5 basamaklı değil. Yanlış olan C. Çift doğal sayıdır. Bakıyoruz sonuna. Sonu 0, 2, 4, 6, 8 ile bitenler. Çift 1, 3, 5, 9, 7, 9 ile bitenler. Tek olduğu için. Bakıyoruz 6 ile bitmiş. Çifttir doğru. Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Benim için teşekkürler arkadaşlar.